Bir Resim Bir Hikaye programından tekrardan merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü ressamımız Domye. Domye'nin Transdonyan Sokağı resmini akademisyen ressam Hayri Esmer'le konuşacağız. Hayri Hocam, Bir Resim Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Bugün sanat tarihinde özellikle taş baskı yani litografi ile ünlenmiş ressam Domye'nin Transdonyan Sokağı isimli resmini konuşacağız. Şimdi hocam, öncelikle biliyorsunuz ben gelen konuklarıma sanat nedir, nasıl tanımlarsınız diye soruyorum. Zira bu resme döneceğiz, sonra sizin resimlerinize döneceğiz. Hepsini içerdiği için benim için çok önemli. Evet, tabii sanatın tanımından başlayacağız galiba. Evet. Aslında sanatı tanımlamak gerçekten zor. Yani sanata dair insanoğlunun varoluşundan beri pek çok tanımlamalar yapılıyor düşünürler, filozoflar tarafından. Ama bunların tümüne baktığımızda neredeyse hepsinin eksik tanımlar olduğunu görüyoruz. Yani sanatın bütününe yönelik eksiksiz bir tanım ortaya koymanın olanaksız olduğunu görüyoruz aslında. Bu tabii hani iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bence aslında sanatın kalıplara sığdırılamayan bir şey olduğunu da ortaya koyan bir şey. Yani bir tanımla açıklanabilecek bir şey değil, daha büyük. Evet, çok daha geniş bir şey, çok daha büyük bir şey. Biz aslında bir gün bakıyorsunuz bir hayran olduğumuz bir tanım, evet bu diyoruz tanım. Sonra bir sanat yapıtıyla karşılaşıyoruz. Bir bakıyoruz ki bizim tanımımız bu sanatı kapsamıyor. Neredeyse karşıtı olabiliyor. Evet, karşıtı olabiliyor. O nedenle aslında tanımlamaların kendi bağlamında doğru olabileceğini düşünebiliriz aslında. Yani belli bir bağlamda, belli bir zaman diliminde, belli bir çağda, belli bir sanat anlayışı içerisinde ifadelerin doğru olduğunu kabul edebiliriz bir anlamda. Hatta Tahsin Yücel'in özgünlükle ilgili böyle bir tanımı vardı. Mutlak özgünlük diye bir şey yoktur diyordu. Özgünlük dediğimiz şey belli bir bağlamda ancak söz konusu olabilir. Bir de tabii hem dönem var hem onu izleyen var, öyle değil mi? Tabii yani izleyicinin de aslında bir anlamda tamamladığı bir şey. Dolayısıyla tabii bunlar uzatılabilir. Çok komplike şeyler. Ancak ben tüm bunlar içerisinde sanatın özellikle etki yaratan yönünü bireyler üzerinde, insanlar üzerinde etkisini biraz ayrıcalıklı görürüm. Yani bir roman okuyoruz örneğin, romanı bitiriyoruz 10 günde, sonra bakıyoruz ki hiç etkilenmemişiz bundan. Ya da bir film seyrediyoruz, hiç etkilenmediğimizi görüyoruz. Halbuki iyi bir sanat eserinin, iyi bir sanat yapıtının, iyi bir film arkasında bizi birkaç saat düşündüren, kendisiyle bütünleştiren, onun peşine takılmamızı sağlayan ve hayatımıza da oradan bir şeyler almamızı sağlayan bir şey. Dolayısıyla ondan insanlar üzerinde etkileyici bir tahayyül dünyası kurabilen yapıtların aslında güçlü baş yapıtlar olduğunu söyleyebilir. Bence sanatın belirleyici yönlerinden birisi bu. İnsana dair bir şey olduğunu söylüyorsunuz aynı zamanda. Evet. Çünkü aslında sanat insan için nihayetinde. Tabii ki. Değil mi? Belki de aslında Dömiye'yi hatırlayabiliriz burada. Çünkü Dömiye aslında toplum için sanat yapan bir sanatçı. Hani sanatta meşhur bir tartışma vardır ya, sanat toplum için midir, sanat için midir? Aslında Dömiye tam da sanatın toplum için olduğunu kanıtlayan ya da o iddiayı dile getiren sanatçılardan birisi. Evet hocam. O zaman
Domi'ye girelim. Ondan sonra bu resme gireriz. Hı hı. Ama Domi'ye girmeden önce bir taş baskı dedik. Evet. Taş baskıyı da izleyicilerimize kısa bir şekilde anlatalım isterseniz. Evet, taş baskı bir çoğaltma yöntemi aslında. Yani ilk bizim aslında kullandığımız ağaç baskı, gravür, serigrafi, baskı resim tekniklerinden taş baskı da 1796 yılında Alois Senefelder tarafından keşfedilmiş. Özellikle onun kendi notalarını çoğaltmak için arayış ve uğraşları sonucunda keşfettiği bir teknik. Daha sonra romantiklerden özellikle Goya'nın kullandığı, Jericho'nun kullandığı, birçok sanatçının kullandığı ve o dönemde belki de en iyi kullanan sanatçılardan birisi de Dömiye. Nasıl yapılıyor taş baskı? Taşın aslında bu özellikli bir taş. Yani %98 kireç karbonatı içeren bir taş. Dolayısıyla kendi içerisinde suyu haznelerinde depo edebilen, evet, bir taş. Özel özellikleri olan bir taş bu. Dolayısıyla biz taşın üzerinde yağlı bir kalemle çizim yapıyoruz. Dolayısıyla o yağ taşa işliyor belli bir süre içerisinde. Sonra bir takım işlemlerden, kimyasal işlemlerden geçiyor tabii ama üzerine suyla müdahale ediyoruz. Su ve yağın itmesi sonucu bizim imgelerimiz görünür hale geliyor. Bunu kağıda aktarmış oluyoruz. Presten geçiriyoruz. Evet. Pekala, o zaman Domiye'nin bu taş baskısına, yani parantez içerisinde litografiye, hı hı, onu da söyleyeyim. Evet. Lito taş demek olduğuna göre bu resme dönelim. Şimdi Domiye bunu ne zaman yapmış, boyutları nedir, oradan başlayalım isterseniz. Evet, baskı resim ölçülerine göre çok fazla büyük bir resim değil, küçük bir resim de değil, evet, tabii. 28.7 olması gerekiyor bir tarafı, diğer tarafı da 44 santim. Evet, standart bu, bir ölçü değil. Değil, bu taşın ölçüleri tabii, evet, ki, plakanın ölçüleri. Biz baskıda, evet, plaka ölçüsü veriyoruz. Evet. Kenarda kağıt boşlukları da var, 5'er santim, evet, civarında, evet, düşündüğümüzde biraz daha büyük bir resim. Tekniği litografi, siyah beyaz tabii yapılmış. Bugün renkli litografiler de yapılabiliyor ama o dönemde özellikle tamamen konunun anlatımına odaklandığı için çok böyle estetik amaçlı şeyleri, renkli baskıları daha sonraki yıllarda görüyoruz özellikle. Bu dönemde siyah beyaz yapılıyor genellikle. Tabii Dömiye'yi anlamak için aslında... Birazcık da Dömiye'yi bilmek lazım, öyle değil mi? Evet, Dömiye'yi bilmek gerekiyor. Yani şimdi biraz o zaman... Dömiye kimdi? Evet. Dömiye Marsilya'da aslında 1808 yılında doğan bir sanatçı ve babası cam ustası. Şiir de yazıyor aynı zamanda. Bu şiirlerini basım kaygısıyla Paris'e taşınıyor. Tabii Dömiye Paris'e geldiğinde 7 yaşında. Desene karşı bir hayranlığı var, yeteneği de var aynı zamanda. Dolayısıyla bir taş baskı ustasının yanına gidiyor birkaç iş yaptıktan sonra. Kitapçıda çalışıyor örneğin bir ara. Sonra taş baskı ustasının yanına geliyor ve 1828'de ilk karikatürünü yayınlıyor. Evet, ele avuca sığmaz bir karakter bir yandan. Tabii yani... aslında onun o eleştirel, gayri ahlaki diyebiliriz ya da etik olmayan bir takım tavır ve tutumlara karşı biraz daha ahlakçı bir kimliğe sahip. Sanatta yaşadığı dönemin ezberini bozan, ünlü yazar Baudelaire'in dediği gibi karikatürün olduğu kadar modern sanatın da içinde bulunan Domiye, önce taş baskıyla tanıştı. Ardından resim eğitimi aldı ve sonrasında heykele yöneldi. Karikatürün babası sayılan Domiye, döneminin Fransa'sındaki siyasi olay ve kişilikleri cesurca hicvetti. Monarşiye olan eleştirisel duruşuyla, savaşa karşı tavrıyla ve her daim ezilenin yanında dik duran tutumuyla gerçek bir hümanist oldu. Domiye düşündürmeyi mizahla işleyerek, sanatla bağ kurmanın duyarlı tarafını keşfederek, çağının ve günümüzün sanatında kendine özgü çok özel bir yere sahip oldu. Başlangıçta La Caricature'de
dergisinde çizimler yapmaya başlıyor. O dönemin çok farklı konularda çalışıyor aslında. Yani sadece eleştiriler yapmıyor. Günlük hayata, Paris'in olağan yaşamıyla ilgili pek çok resimleri var. Mahkemelerde bir takım çizimler yapıyor. Günlük hayata dair çizimler yapıyor. Ama tabii onun en fazla konuşulan, en fazla ses getiren işi tabii ki iktidarla ilişkili düşünülen ya da iktidara karşı muhalif tavrının sergilediği işler. Çünkü bunların bir takım yaptırımları da söz konusu oluyor. Hatta örneğin, bir ara içeri giriyor, öyle değil mi hocam? Evet, tabii çok doğru. Çok önemli bir karikatürü var onun, yine Kral Louis Philippe Gargantua kılığında çizen bir karikatürü. Bu Kral Louis Philippe koltuğunda otururken kalabalıkların, insanların, halkın ona durmadan para yetiştirdiği ve çuvallarla midesine paraların boşaltıldığı şeklinde resmediyor. Evet. Bu tabii Kral Philippe çileden çıkarıyor ve bunun karşılığı, bedeli 6 aylık hapis oluyor. Dömiye tabii bu tür öyküleri var. Yargılanmalar, sorgulamalar gibi bir takım öyküleri var. Ama bunu tabii realist sanatçılar büyük ölçüde kurbede olmak üzere aslında hayatını bir gazeteci gibi aslında. Gazeteciler de, modern gazeteciliğin de ortaya çıktığı dönemdir aynı zamanda bu. Yani o işte araştıran, inceleyen, detaylı bir şekilde doğrular, ahlaki bir takım doğruların peşinde koşan, kendini buna adayan. Dömiye de bunlardan biri. O nedenle tüm bunları yapmaya devam ediyor aslında. Kilden bir takım heykelleri yapıyor. Evet. Heykel karikatürler yapıyor örneğin. Bunların alçıdan kalıplarını alıyor. Tabii basma fırsatı olmuyor ama ölümünden sonra bunlar tekrar ilk kez böyle karikatürler, karikatür heykeller ortaya çıkıyor. Bronz da oluyor değil mi? Evet. Karikatür tabii çok önemli aslında. Yani biz Dömiye'yi büyük ölçüde biz sanatçılar, özellikle ressamlar, onu realizm akımı içerisinde Dömiye, Mile, Kurbe şeklinde üçlü olarak anarız aslında. Evet. Ama Pentüre büyük ölçüde 50'li yıllardan sonra başlamıştır. Çok geç başlıyor. Evet. O meşhur 3. sınıf. 3. mevki vagon resmi, evet o dönemlere ait olan. O dönem önemli bir resimdir aslında. Evet. O işte realist düşünceyi, o kalabalık bir vagonda sıkış sıkış kalabalık, böyle 3 kişinin oturacağı yere 5 kişinin oturduğu, yorgunluktan iş dönüşü böyle bayılacak durumda, kimisinin uyuduğu, kimisinin döküldüğü. Yani bize aslında o realizmin öngördüğü, o hayatın abartılmadan, deforme edilmeden, o gerçekçi halinin gözlemci şekliyle aktarılmasını iyi betimleyen bir resimdir o. Evet hocam, şey de var mesela, hatırlıyorum böyle gülümseyen çingeneler vardı. O gülme acı bir gülümsemedir. Bu iki yan yana bir çingene resmi vardır. Burada dramatik bir gülüş vardır. Öyle değil doğrudur mi hocam? Aslında karikatür biraz bu yüz ifadelerine, yüz karakterlerine çok fazla eğilen, bunları çok fazla önemseyen bir yaklaşım. Ve bu Dömiye'nin neredeyse bütün karikatürlerinde çok farklı karakterler, farklı tiplemeler yarattığını görebiliyoruz aslında. Özellikle hayatının son yıllarında, ölmeden bir yıl önce anlaşılıyor aslında yapmış olduğu çalışmaların değerliği ve bu dönemde karikatürün Michelangelo olarak nitelendiriliyor. Resmin öyküsünden bahsedelim isterseniz. Evet, bu resmin tabii çok ilginç bir öyküsü var. Ama tabii öyküsünden önce aslında 1830'lu yılların Fransa'sını biraz bilmek gerekiyor. Tabii ki. Özellikle 1830'da Louis Philippe monarşisini, Temmuz monarşisi de denilen o monarşik yönetime geldiğinde, iktidara geldiğinde burjuvazinin, cumhuriyetçilerin ve Paris halkının mütabakatıyla iktidara geldi. Ancak kısa bir süre sonra burjuvaziden yana bir eğilim ortaya koyup diğer kesimlerin taleplerini görmezden geldi. Evet. Bu da tabii doğal olarak cumhuriyetçilerin tepkilerini
ortaya koymalarının bir nedeni, haklı bir nedeni oldu. Aslında Dömye de bir cumhuriyetçi. Evet. Dolayısıyla o dönemin basınında, basınının özellikle Balzac'ın da aralarında olduğu, aslında La Caricature dergisinin kuruluş aşamalarda Balzac'ın da içinde olduğu bir entelektüel tartışmada isim belirlenmiş oluyor. Dolayısıyla bu krala karşı tepkiler Fransa'nın çeşitli yerlerinde ortaya çıkmaya başlıyor. Yani işçilerin haklarının kısıtlanması, sendikaların kapatılması, bir takım sendikaların haklarının gibi bir takım böyle sosyal olaylar ve problemler meydana geliyor. Dergiler kapatılıyor. Dergiler kapatılıyor. Evet, 1835'te sansür yasası çıkıyor. Tabii, evet. Hatta sansür yasasının çıkışının bu resimle ilgili olduğunu da iddia edenler var. Çünkü buradaki o ciddi eleştiri sonrası artık bu tür eleştiriler yapılmasın mealinde bir o sansür yasası daha da hızlandırılıyor, öne çekiliyor çıkacaksa. Bu olaydan bir gün sonra yapılmış bir desen, öyle mi? Evet, hocam? Bu Fransa'da söz konusu ettiğimiz olaylar Paris'e sıçrıyor. Paris'in işçi bölgelerinde, işçilerin yaşamış olduğu mahallelere sıçrıyor. Transnonien sokağı işçilerin yaşadığı bir bölge. Aynı zamanda Dömiye'nin de birkaç blok ötesinde oturduğu bir sokak. Evet, yani yakından da yaşadığı bir bölge olması açısından da tanıyor orayı. Oradaki olaylarda kralın muhafızları işçilerin yaşamış olduğu eve giriyorlar ve buradaki kadın, erkek, çoluk, çocuk kim varsa hepsini öldürüyorlar. Evet. Bu Dömiye'nin bu eseri bu olayı bu olaydan esinlenerek kurgulanan bir eser. Evet ve o güne kadar yaptığı o karikatürlerin dışında bir resim. Bayağı gerçekçi bir çizim var, öyle değil mi hocam? Doğru. Burada aslında biraz realist akıma mensup bir sanatçı olduğunu çok erken dönemlerde görebileceğimiz bir resim aslında. Yani karikatürlerde karakterler üzerinde, abartılar ve deformasyonlar üzerinde dururken burada tam anlamıyla özellikle figürün yüzündeki, gözlerindeki ve detaylar, bacaklarında o işte rakursi ve yatağın üzerindeki detaylar son derece ustalıklı, iyi gözlem gerektiren bir sanatçı algısıyla oluşturulabilecek olan şeyler. Hayır hocam, bu resme girelim. Şimdi bir yatak odası var burada. İsterseniz oradan başlayalım. Evet, aslında bu kurgu tamamen Dömiye'nin kendi kurgusu. Yani olay Dömiye oranın fotoğrafını çekip bunun fotoğrafını yapmadı. Tamamen tanık olduğu, duyduğu ve aslında etkilendiği bir sosyal olaydan kendisi bir kurgu üretti. Ve bu kurguyu üretirken de kendi beklenti ve amaçlarına uygun olması için gerekli bir takım kurgulamaları ve unsurları, bileşenleri resmin içerisine yerleştirdi. Buna baktığımızda ne görüyoruz biz burada? Bir, sizin de bahsettiğiniz gibi bir yatak odası görüyoruz aslında. Yatak odası en mahrem alanlardan birisi, girilmemesi gereken en mahrem alanlardan birisi. Bir de tabii yatak odası huzuru da temsil ediyor. Evet. Yani rahatlığı, huzuru, dinlenmeyi temsil eden bir mekan. Dolayısıyla Dömiye'nin olasılıkla tüm bunları kendi hedeflemiş olduğu dramatik etkiyi ve bunların bu burada ölen insanların masumiyetini daha güçlü hale getirmek için bu bileşenleri resmin içerisinde kullandığını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz doğrusu. Evet hocam, bir de görünmeyen bir pencereden ışık geliyor, öyle değil mi? Evet, aslında bilmediğimiz, görmediğimiz bir yerden bir pencereden ışık geliyor. Tabii ışığın gelmesinden ziyade aslında Dömiye'nin kendi geçmişinde hayranlık duyduğu, ilgi duyduğu sanatçılara baktığımızda bunların içerisinde özellikle barok sanatçıları var. Yani Rubens ve Rembrandt'ı ustası olarak görüyor bir anlamda. Burada ben aslında ışığı kullanmasını, yukarıdan gelen ışık resimde hem güçlü bir etki yaratıyor, yani güçlü bir figürü özellikle çapraz bir şekilde resmi bölüp sağlı sollu üçgenler yaratıyor ve ortada da güçlü bir ışığın yarattığı bir kütle resmin ortasına düşmüş gibi duruyor. Bu da bizde aslında izleyicilerde güçlü ve çarpıcı bir etki yaratıyor. Evet, Işığın... O başında söylediğiniz etki oluyor değil mi hocam? Ona baktığınız zaman
biz bu resmi hiçbir zaman unutamayız. Evet, belki ben de öyle görmeye başladım doğrusu. Evet. Etkiyi önemsediğim, evet, ve öncelikli bir durum olarak doğru. Nihayetinde aslında bu etki bizi, yani sanatçının resminde var ettiği, var etmeye çalıştığı şey bizi ona bağlıyor. Evet, çok daha değerli yapıyor. Evet, daha değerli yapıyor. Bu da onun etkisi tabii. Burada ben ışığı çok ustalıklı bir şekilde kullandığını düşünüyorum doğrusu. Evet. Yani bize Vermeer'in süzülmüş ışığını hatırlatıyor. Yani güçlü bir ışık var, ortada bir beyazlık var ama siyahla ilişkisine baktığında yumuşak bir geçiş söz konusu. Evet. Bir de tabii ışığın lokalliği var. Evet. Bence lokalliğinin de bu lokal ışıkla da bir anlamda ustaları olarak gördüğü Rubens'e ve Rembrandt'a bir selam çaktığını düşünüyorum doğrusu. Doğru söylüyorsun evet, hocam. Onlara bir gönderme yaptığını bir düşünüyorum. Bir de bir yandan da taş baskı. Yani taş baskıda bu kadar incelikli tonlar bulması, öyle değil mi? Oldukça tekniği de zorluyor bir yandan, öyle değil mi hocam? Yani tabii evet, taş baskı aslında bu tür yumuşaklıkları anlatmaya biraz uygun bir teknik. Baskı resimde özellikle siyah beyazın kontrastlığından yararlanarak güçlü etkiler yaratma olanağı var. Evet. Bunu Goya da kullanıyor. Evet, Goya'da. Yani çok Goya'nın özellikle Capriccio'lar serisinde, evet, ya da Savaşın Felaketleri serisinde, evet, bu tür etkilerin özellikle kontrastlıkların, zıtlıkların çok sıklıkla, evet, kullanıldığını görüyoruz. Tabii Goya ile karşılaştırırken doğrusu Goya'nın özellikle 3 Mayıs 1908 resmi ve, evet, bundan önce yapmış olduğu Savaşın Felaketleri resimleri de biraz aynı kategoride görmek, evet, lazım. Bunların her ne kadar bir takım farklılıklar söz konusu olsa da, çünkü Goya'da bildiğiniz gibi parçalanmış bedenler, üst üste, evet, yığılmış böyle insan bedenleri, onlarla alay eden burjuva kesimi, evet, vesaire falan, çok şiddet unsurlarını da içeren farklı bir takım şeyler var. Ama Dömiye'de bir sükunet görüyoruz aslında, bir sessizlik görüyoruz. Belki eserin bir gün, olayın bir gün sonrasını işaret, evet, etmesi de bu meydana gelen olayın taze ve anlık bir şekilde ortaya koymaktansa bir gün sonrasını, aslında onun o dinginliğini ve sükunetini bir anlamda yapmak istiyor diye düşünüyorum. Ama bir yandan da o ölü adamın hemen altında bir çocuk görüyoruz. O da bu dramı herhalde... Evet, doğru. Dramı biraz tabii çocuklar her zaman en masum olanlardır doğal, evet, olarak bu tür durumlarda. O nedenle özellikle çocuklara yönelik olan şiddet, burada da zaten bu hane halkını bir anlamda, sağ taraftaki yaşlı birisi, ortadaki genç, diğer tarafta bir kadın var. Evet. Dolayısıyla aslında hane halkının tümünü temsil eden, yani acımasızlığın dozajını, acımasızlığın etkisini artırmak için orada herhangi bir kategorik ayrıma gitmeden, orada var olanları tümünü bir anlamda ortadan kaldırmaya yönelik olan şiddet düşüncesi masumiyeti daha da güçlendiriyor. Hocam ben diyorum ki Dömiye'nin bu litografisini, taş baskısını iyi ki sizinle konuştuk. Siz de çok güzel anlattınız. Siz zaten bir baskı ustasısınız. Üniversitemizde bunun dersini veriyorsunuz. Şimdi sizin bugünlerde ne yaptığınızı, ileride bir proje var mı, onları öğrenmek istiyorum. Ben aslında tabii hani bunlarla ilişkimi biraz hani açıklamak isterim doğrusu. Ben lisansüstü çalışmalarımı savaş ve şiddetle ilgili yapmıştım. Evet. O dönemde epeyce bu konuyla ilgili de çalışmalar yaptım doğrusu. Gravürler yaptım ben, evet, daha çok gravür üzerine biraz, hı-hı, çalışıyorum. Çalışmıştım. Bu sıralar pek fazla yapamıyorum tabii. Tezlerimi bu gravür üzerine yapmıştım aslında. Evet. Daha çok gravür çalışmalarıyla.
Ama tabii son zamanlarda, yani o dönemde özellikle tema açısından bu sanatçılarla ilginin olduğunu söylemeliyim. Son zamanlarda biraz daha geometrik ve renkli bir takım çalışmalar yapıyorum. Yani bunların tabii kendi içerisinde farklı bağlantıları ve yorumları söz konusu tabii, ama çok uzatmayayım ben. En son açtığım sergide labirentler temasıyla bir sergi yapmıştım. Ben de aslında yaptığım çalışmaların konularını, temalarını yine içinde yaşadığımız toplumun bazen sosyal, bazen kültürel, bazen kentsel bir takım unsurlardan hareket ederek yapıyorum. Labirentlerde biraz böyle bir temaydı aslında. Bugün içinde yaşıyor olduğumuz çağın, dönemin sorunlarına karşı çaresiz oluşumuz bir anlamda. Çözümlerini bulma noktasında zorlanmamız düşüncesinin metaforu olarak kullandığım bir çalışmaydı. Bugünlerde biraz daha sistem arızası üzerinden hareket ederek bir takım çalışmalar yapıyorum. Onları biraz açıklar mısınız? Ya bence aslında bugün içinde bulunmuş olduğumuz sistem, teknolojik ortam ne kadar kusursuz, ne kadar eksiksiz, ne kadar mükemmel çalışıyor gibi görünse de ciddi bir arıza yapma potansiyeline sahip. Ben buna tabii hani inanmıyorum anlamında demiyorum tabii ki, ama bir arıza potansiyelinin var olduğunu ve bu arıza potansiyeline işaret eden bir takım çalışmalar yapıyorum şu sıralar. Umarım onları da önümüzdeki dönemlerde bir yerlerde sergileriz. İnşallah biz de gelir seyrederiz hocam. Çok teşekkürler. Zaten harikulade işleriniz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Domiye'yi çok güzel anlattınız. Resimlerinizi çok güzel anlattınız. Umarım bir başka programda, bir başka sanatçının başyapıtını konuşuruz. Ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum davetinizden dolayı. Keyifli bir sohbet oldu umarım. Faydalı da olur. Evet, seyirciler için de bence çok faydalı oldu. Çünkü ilk kez bir taş baskı, bir litografi anlattık. Teşekkürler hocam. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler, bugünkü programda Domiye'nin Transdonyan Sokağı resmini akademisyen ressam Hayri Esmer'le konuştuk. Bir sonraki programda bakalım hangi ressamın başyapıtını kiminle konuşacağız. O güne değin, hoşça kalın.